Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine güncel bir vakadan hareketle tarihi bir meseleyi ele alacağız. Bugünkü mevzumuz Vahabilik hareketi. Osmanlı'nın başına ne çoraplar örmüş Vahabiler? Biraz bunlara ilişkin bir iki kelam etmeye gayret edeceğiz. Buraya geçmeden önce Vahabilik, Selefilik üzerine birkaç malumat arz edeyim ki mesele daha iyi anlaşılsın. Şimdi selefilik nedir? Zaten vahabilik de selefiliğin bir parçasıdır. Vahabiler kendilerini vahabi olarak ifade etmezler. Bu bizim onlara sonradan siyasal olarak koyduğumuz bir isim. Dolayısıyla onlar kendilerini selefi, ehli hadis veyahut muvahhidun, Allah'ı bilenler olarak ifade ederler. Selefiliğe bakarsak meseleyi daha iyi anlayacağız dolayısıyla. Selefilik kelimenin tam manasıyla İslam coğrafyası içerisinden çıkmış, köktenci, fundamentalist bir hareket. Yani... Şunu kastediyorum. Nasıl mesela Amerikalı fundamentalistler işte Amerika'nın kurucu babalarına atıfta bulunup onlar gibi yaşamaya çalışıyorsa ya da mesela Hristiyanlığın ilk nesline, havarilere atıfta bulunup onlar gibi yaşamaya, onlar gibi düşünmeye çalışıyorsa Selefilerde de mantalite aynıdır. Yani ashab adı verilen. Peygamberin arkadaşları ona ilk olarak biat eden insanlar, ona ilk olarak bağlanan insanlar ve sonraki tabi'in, tebe-i tabi'in nesilleri nasıl yaşadıysa biz de öyle yaşıyoruz iddiasında olan bir mezhep, bir davranış biçimidir. Aslına bakarsanız herkes kendi yaşayışının, kendi inanışının orijinal olduğunu iddia eder. Peki selefileri ne ayırıyor buradan? Selefilerin bazı temel kavramları var. Bunları bilmek lazım. Mesela bidat, sonradan çıkan şeyler anlamında. Bidatlarla mücadele etmeyi dinin temellerinden biri olarak görür selefiler ve Allah'ın birliği inancına aykırı olarak gördükleri bazı adetleri ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Söz gelimi tevessül diye bir şey vardır biliyorsunuz İslam coğrafyasının her yerinde. Sadece Türkler arasında değil, Araplar arasında da Kuzey Afrika'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta pek çok türbe vardır. Velii kabirleri vardır. Yani evliyalara ait kabirler vardır. Bu kabirlere insanlar giderler. Ya Rabbi burada yatan velinin yüzü hürmetine benim falanca isteğimi kabul et derler. Selefi Vahhabi anlayışında mesela bu şirktir. Bunun hem dinden ayrılması gerekir hem de bu davranışlarda bulunan insanların bundan men edilmesi gerekir. Şimdi mesele burada biraz başlıyor. Tabii ki bütün selefiler, vahabiler böyledir demiyorum ancak selefiliğin, vahabilin vardı nokta şudur. İnsanlar bu davranışları yapmakla şirke düşüyorlarsa, yani bidat olan davranışları tekrarlamakla şirke düşüyorlarsa o zaman dinden çıkmış olurlar. Dolayısıyla dinden çıkan insanlarla da mücadele edilmesi gerekir bu mürtetlerle mücadele edilmesi gerekir. Nitekim İslam coğrafyasında Müslümanlara karşı cihat teorisinin en azılı savunucuları da Selefiler, Vahabilerdir. Şunu söylemek lazım. Aslında bu Selefilik, köktencilik kriz dönemlerinde ortaya çıkar. Mesela Hariciliği Selefiliğe benzetebiliriz. Hariciler biliyorsunuz Muaviye ve Hazreti Ali çekişmesinde iki tarafı da tutmayan, iki tarafında kafir olduğunu iddia eden, Kur'an'a dönülmesini söyleyen bir akımdı. Ya da mesela Moğol işgali sırasında Selefiliğin en büyük imamlarından biri olan İbni Tevmiye ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Moğol işgaline karşı halkı örgütlediği için bir sempati toplamışsa da mesela tevessüle karşı olması, kabir ziyaretlerini engellemesi, bunları bidat olarak görmesi hatta ve hatta Hazreti Peygamber'in kabrine de müstakil olarak gidilmesine karşı çıkması Efendim yine buna benzer olarak Allah'ı biraz antropomorfik yani insana benzer bir şekilde tarif etmesi. Ki bu da aslında Selefiliğin çok dışa bakan müteşabih ayetler üzerinde durmayan. Yani nasıl diyelim dinin zahiri üzerine odaklanan bir yaklaşım olmasıyla da e, alakalandırılabilir. Allah'ı böyle gökte oturan elaya olan bir şey gibi tarif etmesi. Yine mesela İbn Arabi nin oluşturduğu vahdeti vücut ekolündeki mutasavvıfları kafir olarak nitelendirmesi, haçlarla işbirliği içinde gibi algılaması, bütün bu katı tutumu nedeniyle Mısır Memlukları zamanında, Kalavun, Emir Kalavun zamanında olması lazım. Hapse atılıyor ve öldürülüyor mesela. Dedim yani hep kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir refleks aslında Selefilik dediğimiz şey. Hakeza Osmanlı'nın gerileme döneminde Kadızadeliler Selefilere çok benzetilebilir. Onlar da köktenciydiler. Hatta o kadar ki halk onlarla dalga geçiyordu. Hazreti Peygamber zamanında don ile çakşır da yoktu. Don çakşır da giymeyelim o zaman diyordu halk onlara. Fakat onlar bu tarz alınmak yerine bu iddialarını sürdürüyorlardı. Mesela Fatih Camii'ni basmışlardı bir mevlid merasimini engellemek maksadıyla. Hakeza pek çok halveti ve mevlevi tekkesine saldırılarda bulunmuşlardı. Dolayısıyla bu tarz davranış kodlarını daha çok kriz dönemlerinde görüyoruz. Nitekim günümüze gelecek olursak 1. Dünya Savaşı sonrasında emperyalizm karşısında yenilen İslam coğrafyasının ürettiği bir reaksiyon aslında selefi ve cihadi topluluklar. Vahabiliğe gelecek olursak Vahabilik tabii ki bu akımlardan bir tanesi. Ancak oldukça etkili olmuş bir tanesi. Muhammed bin Vahab bu akımın kurucusu. Muhammed bin Abdülvahab'ın babası bir Hambeli kadısı. Zaten İbn-i Teymiye de Hambelidir. mesela. Hanbeliler arasında Selefilik daha sonradan yaygınlaşan bir hadise olmuştur. Bir Hanbeli kadısının oğlu babası gibi kadı olmak üzere yetiştirilmiş ve Uyeyne bölgesinde vazife yapmaya başlamış. Ancak bir müddet sonra çevresindeki Müslümanların İslam anlayışını beğenmeyerek bunların kafir olduğunu, bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini iddia etmeye başlıyor. Bu iddiaları yüzünden tepki çekiyor ve sürgün ediliyor. Bu da Necit bölgesinde dolaşırken Diriye emareti denen bir bölgeye geliyor ve burada Muhammed İbni Suud adında bir kabile reisiyle bir dostluk kuruyor. Şimdi burada bir es verelim ve Necit bölgesine genel bir bakış atalım. Osmanlı tarafından bu bölge gerek Necid bölgesi aslında Ceziretül Arap denen Arap Yarımadası'nın geniş bir kısmı pek fazla ilgilenilmeyen bir bölge. Zaman zaman gider vergisini alır. İşte hac zamanı Suri alayını gönderir. Ondan sonra oradaki bazı asayiş hadiselerine Bağdat valisi, Cidde valisi falan vasıtasıyla arada bir tehdit hareketi yani gidip bir aşireti pataklamak suretiyle işleri çözer Osmanlı. Çok fazla ilgilenmez o zamana kadar. Dolayısıyla yarı otonom bir bölge. Nitekim Buradaki Mekke-i Mükerreme Emirleri kitabını okursanız, İsmail Akkuz'un Çarşılı tarafından yazılmış çok güzel bir monografi. Bunu okursanız bu meseleye dair aslında geniş bir perspektif edinmiş oluyorsunuz. Osmanlı buranın idaresini daha çok Şerif adı verilen ve Hazreti Peygamber'in soyundan geldiği bilinen ailelere teslim etmiş vaziyette. Sadece uzaktan bir böyle abilik sisteminde süreci yönetiyor. Dolayısıyla burası böyle bir kargaşa vaziyetinde. Pek çok aşiret var, pek çok emirlik var. Sadece Osmanlı döneminde değil, Memluklar döneminde de, Abbasiler döneminde de çok sorun çıkartan bir bölge. Özellikle Necit bölgesi. Söz gelimi Müseylemetül Kezzap, yalancı peygamber buradan çıkmıştır. Yine Hakeza, Hacer Lesved'in yani Kabe'nin Kabe yanındaki o kutsal taşın çalınmasına kadar hareketlerini vardıracak Karmatiler, Karamita hareketi. Yani İsmailili'nin bir şubesi de yine Necit Çölü'nden çıkmıştır. Dolayısıyla Necit Çölü bir zamanların Western'i ne bileyim Teksas'ı gibi bir şeydir. Kanunun pek ulaşamadığı bir bölge. Dolayısıyla burada böyle irili ufaklı pek çok Arap aşireti var, kabileler var. Özellikle de bedevi kabileler var. Ve bu kabilelerin ana geçim kaynaklarından bir tanesi hac kafilelerini, kervanlarını vurmak. Bu kervanları vurmadıkları zamanlarda da bu kervanları vurmamaları için kendilerine verilen tahsisattan yararlanmak. Böyle bir yaşam tarzları var. Dolayısıyla insanları çok uğraştırmışlar. Mesela Eyüp Sabri Paşa anlatıyor tarihi ve habyanında bu eser üzerine de bir iki malumat verecek. Şerif Muhammed bin Avn zamanında bir Hintli hacı yolda geliyor Mekke'ye doğru. Bunların bulunduğu bölgeden geçmiş. Necit bölgesinden geçmiş. Adam cazı tutmuşlar. Sen sünnetli misin, değil misin bakacağız. Adamı soymuşlar. Bir de onlarda tuhaf bir sünnet usulü varmış haşa minel huzurda. Sünnet derisini gerisine kadar soyuyorlarmış böyle kanlı vahşi bir şey. Hatta o merasimi de uzun uzun anlatıyor Eyüp Sabri Paşa adama zorla bu sünneti yapıp daha sonra göndermişler. Yani çevreyi de sürekli taciz eden bir tavırları var buradaki kabilelerin. Nitekim Bedevilerin her zaman sorun çıkardığına ilişkin biliyorsunuz Kur'an'da da bir tabir vardır. Eşeddü minel küfür yani küfürde en şiddetli olanlar, en inatçı olanlar Arap kabileleridir. Buradaki Bedevi kabileleridir diye bir ibarede geçer. Dolayısıyla burada böyle bir sosyal yapı var. Hatta ve hatta şu bile söyleniyor, bazı pagan inançlarının, Arap paganizminin son kalıntılarının bile Necid bölgesinde uzun yıllar yaşadığı iddia ediliyor. Muhammed İbni Abdülvahap da böyle bir ortamda bu siyasal birliğin içerisine giriyor, diriye emanetinin içerisine giriyor. Diriye emiri Muhammed İbni Sulut, Abdülvahap'ı çok seviyor ve görüşlerini adeta kabilenin resmi ideolojisi haline getiriyor. Yetmiyor, Muhammed İbni Abdülvahap'ın kızlarından bir tanesiyle evleniyor ve diyor ki benim soyumdan gelenler bundan sonra emir olacak. Muhammed İbni Abdülvahab'ın soyundan gelenler de her daim bu kabilenin imamı olacak. Tabi dedik ya Muhammed İbni Abdülvahab'ın görüşü etrafındaki Müslümanların dinden ayrıldığı. Dolayısıyla bunlarla mürted olarak savaşılması gerektiğiydi ya. Yavaş yavaş İbn Suud bu görüşü gerçekleştirmeye başlıyor. 1745'ten itibaren ufak ufak kabile savaşlarıyla bunlar ortaya konmaya başlanıyor. Tabi Osmanlı'nın pek umrunda değil o dönemde. Zaten Osmanlı kendi dertleriyle uğraşıyor. Büyük iç çalkantıların yaşandığı bir dönem biliyorsunuz. 18. yüzyıl. Dolayısıyla çok fazla ilgilenmiyor. Ki zaten her zaman görülen ufak kabile savaşları. Daha sonra 1700'lerin sonlarına doğru Şerif Sururi, o dönemdeki Mekke Şerifi bunları fark ediyor. Ve bunlarla bir anlaşma imzalıyor. Diyor ki siz buraya vergi ödeyeceksiniz. Vergi ödediğiniz takdirde Mekke'ye Medine'ye girebilirsiniz. Bir Vahabi meselesine dair bir önlem alıyor. Ama 1787'de Şerif Galip bunu bozuyor. Ve diyor ki hayır kardeşim ben sizi hiçbir şekilde bu civarda istemiyorum. Hal böyle olunca Şerif Galip'le yani Mekke'nin yöneticisiyle Vahabiler arasında neredeyse 20 sene sürecek bir savaşın fitili ateşlenmiş oluyor. 1798 Ekim'ine geliyoruz. Tabi bu arada Vahabilerle Şerif Galip arasında pek çok irili ufaklı çatışma vesaire gerçekleşiyor. 1798 Ekim'inde Bağdat Valisi Süleyman Paşa bu çatışmaların farkında oluyor. Ve Ketüda Ali Paşa kumandasında bir müfrezeyi Vahabilerin üzerine gönderiyor. O zannediyor ki bunlar ufak bir hani nedir yani ufak tefek kabilelerdir şudur budur ben bunları hallederim diye düşünüyor. Oysa 1798'e gelindiğinde Vahabilerin sayısı ciddi anlamda artmış. Muhammed İbni Suud ölmüş. Onun yerine Abdülaziz bin Muhammed geçmiş ve Vahabileri bir araya getirmiş. Yani ciddi bir askeri kuvvet haline getirmiş. Dolayısıyla kazın ayağının öyle olmadığı, pabucun pahalı olduğu anlaşılıyor. Ketüda Ali Paşa Vahabilerle 6 yıllık bir ateşkes kararlaştırmak mecburiyetinde kalıyor. Dediğimiz gibi bu çatışmalar bununla sınırlı kalmıyor. Şii Hazail kabilesi var o bölgede. Bir Vahabi kafilesine saldırmak gibi bir hatada bulunuyorlar. Vahabiler bunun üzerine çok ağır bir tepki veriyorlar. Ta Kerkük'e kadar gittiklerini kaydediyor Eyüp Sabri Paşa. Ve burada Kerkük bölgesine saldırdıkları pek çok Şii'yi burada öldürdükleri daha sonra geriye dönüp Kerbela bölgesine saldırdıkları. O, bölge, o zaman da Şiiler Necef'e gitmişler bir ayin bir merasim için Kerbela boş. 5000'e yakın savunmasız Şii'yi öldürmüşler ve Hazreti Hüseyin'in türbesinin tezyinatını oradaki bazı mücevherleri kutsal emanetleri hepsini çalıp çöle geri dönmüşler. Yani böyle vurkaç saldırıları yapıyorlar 1800'lerin başında. O zaman da emirleri Abdülaziz'in önderliğinde. Tabi burada yine bir parantez. Eyüp Sabri Paşa'dan bahsetmek lazım. Hep böyle atıfta bulunacağım. Bu programı da aslında onun eseri üzerine kurmaya gayret ettim. Onun Tercümanı Hakikat gazetesinde 1890'larda yayınlanan Tarihi Vehhabiyan diye bir eseri vardır. Tefrika olarak yayınlanmıştır. Eyüp Sabri Paşa bu hususlarda birincil kaynak olarak nitelendirebileceğimiz bir kaynak. Hem bir devlet adamı hem de o bölgede aktarılan şifahi kaynakları doğrudan derleyerek eserinde bunlara yer vermiş. Dolayısıyla çok kıymetli. Yine onun Miratül Haramayn'ın Mekke Medine tarihi için başvuracağımız temel kaynaklardan bir tanesi. Zaten bu videonun açıklamasına da bunların linklerini ya da e, açıklamalarını bırakırım. Şimdi Eyüp Sabri Paşa dolayısıyla çok önemli bir kaynak ve ben de bu anlatacaklarımı bilhassa ondan almaya gayret ettim. Hakeza İslam Ansiklopedisi'nden de ilgili maddelere bakabilirsiniz. Yalnız Eyüp Sabri Paşa'nın şöyle bir şey vardır onu da söyleyeyim. Necit bölgesinden çıktığı için bunlar bunları karmatilerin bir devamı zanneder. Yani itikat olarak tam olarak neye inandıklarını anlayamamış Eyüp Sabri Paşa. Daha sonradan tabi buna ilişkin bilgileri de veriyor ama Nedense karmatilerle böyle bir aralarında benzerlik kurmuş. Belki de saldırganlık vesaire bakımından. Neyse efendim 1803 tarihine geliyoruz. Şerif Galip'le dedik ya Vahabiler arasındaki çatışmalar sürüyor diye. Şerif Galip'in elinde bulunan Taif diye bir şehir var Hicaz bölgesinde. Taif çok köklü çok eski bir şehirdir. Bu bölgeye giriyor Vahabiler. Burada ciddi bir katliam yapıyorlar. Hatta ve hatta Eyüp Sabri Paşa diyor ki Taiflerin cesetleri haftalarca açıkta bekledi ta ki Vahabiler kokudan rahatsız olana kadar. Bununla kalmıyorlar Taif'teki kütüphaneyi yağmalıyorlar. Bunun içinde bu kütüphanenin içinde bidat eserler var şirk içeren eserler var diyerek o canım el yazmalarını paramparça ediyorlar. Bazılarından ayakkabı yapıyorlar kendilerine işte ceylan derisi vesaire buldukları zaman ayakkabı yapıyorlar. Hatta Eyüp Sabir Paşa bunların okuma yazma bilmez olduklarını ifade etmek için şunu söylüyor ayıramadıklarından bir el yazmasıyla Kur'an'ı Kur'an'ın sayfalarından bile kendilerine ayakkabı yaptılar diye bunu aktarıyor. Kim bilir ne eserler gitti Taif'te. Taif katliamını yapmışlar, Kerbela katliamını yapmışlar. Bununla da sınırlı kalmamışlar. Mekke'ye kadar ilerlemişler, Mekke'ye girmişler. Allah'tan 1803'te Cidde valisi Şerif Paşa ile Şerif Galip yani Mekke emiri Şerif Galip beraber olup bu Vahabileri Mekke'den püskürtebiliyorlar. Tabi bu arada Kerbela'daki, Kerkük'teki katliamlarından dolayı Vahabilere kin duyan bir Şii Diriye bölgesine böyle bir e, edasıyla giriyor ve Abdülaziz'i Diriye'deki camide öldürüyor. Suudlar başsız kalıyorlar, Vahabiler başsız kalıyorlar. Yerine Abdülaziz'in oğlu Suud'u geçiriyorlar. Yine bir antır parantez bir şey söyleyeyim. Çok benzer isimler var. Karıştırmayın diye böyle tane tane anlatmaya gayret ediyorum. Hep Suud, Abdülaziz, Abdülaziz bin Suud, Muhammed bin Suud diye öyle gidiyor isimler. Neyse efendim. Vahabiler Suud'un önderliğinde geniş bir yayılım gösteriyorlar. Çünkü Osmanlı tam bir zafiyet içerisinde. Nitekim 1803-1813 dönemini düşünürseniz taht kavgaları yaşanıyor. 3. Selim, 4. Mustafa ve 2. Mahmud'un bulunduğu o devri düşünün. Dolayısıyla Arabistan'ın her yanına Vahabiler yayılmak imkanı buluyorlar. Basra'yı, Yemen'i, Umman'ı haraca bağlıyorlar. Medine'yi ele geçiriyorlar. Medine halkını susuz bırakmışlar. Aynı Zerka ki su kanalını kesip Medine halkını susuz bırakmışlar. Ve şu şartname ile teslim olmaya zorlamışlar. Ki zaten Vahabiler'in ele geçirdikleri, her yerde sundukları şartname bu. Bir, Vahabi itikadını kabul edeceksiniz. 2 kubbeli olsun olmasın. Bütün mezarları yıkacaksınız. Bütün mezarları basit bir mezar haline getireceksiniz. Balık sırtı derler ona. Vahabileri imam kabul edeceksiniz. Vahabi akidesine aykırı olan imamları aranızdan uzaklaştıracaksınız. Medineliler başta bunu kabul etmiyorlar. Ve Osmanlı'dan bir yardım bekliyorlar. Eyüp Sabir Paşa burada çok güzel bir beyit ekliyor. Diyor ki şah agah gerektir ahvale vükelaya kalırsa vay hale. Hakikaten iş vükelaya kalıyor. Şahın bununla uğraşacak zamanı yok. Dolayısıyla şey kararı çıkıyor İstanbul'dan. Mısır ve Şam valilerine söyleriz onlar ilgilenirler. Elçiler geri dönüyorlar Medine'ye. İşte Osmanlı'dan yardım isteyen elçiler. Yolda açlıktan hastalıktan vefat ediyorlar. Müftizade Ahmet İlyas Efendi var. Medine'ye varıyor diyor ki asker gelmeyecek yapacak bir şey yok. Dolayısıyla Medine'liler de teslim olmak zorunda kalıyorlar. Şerif Galip bile dedik ya 1787'den başlamıştı Vahabilerle mücadeleye. Şerif Galip bile Vahabilere teslim olmaya Vahabi imamı olan Suud'un verdiği hilati giymeye mecbur kalıyor. Vahabiler Medine'de ilginç uygulamalara imza atmışlar her türbeyi o türbenin türbedarına yıktırıyorlarmış bilhassa. Hz. Hamza türbesinin türbedarı böyle bir menkıbe olarak anlatılır bu. Türbedarı yaşlı oluşunu bahane ederek bu türbeyi yıkmaktan iştinab etmiş. Bunun üzerine Suud hemen oraya varmış ve yanındaki Vahabilerden bir tanesini yık evladım diye çıkarmış. Oradaki Arap da ala re'sin ya demiş. Yani başım üzerine ya seyyidi deyip kubbenin üstüne çıkmış. Hani soğan bir kubbe düşünün tepesinde çıkıyor bedevi. Elinde kazmayla vurunca kazma elinden savrulmuş. Adam da dengesini kaybedip yere düşüp taşların üzerinde parçalanmış. Bunun Hazreti Hamza'nın bir kerameti olduğunu düşünmüşler. Daha fazla zarar vermemişler. Yalnızca kapıyı kırmışlar. Etraftaki camlara falan zarar vermişler. Ve Hazreti Hamza türbesini terk etmişler. Yine Abdullah İbni Abbas türbesini yakmaya kalkmışlar. Abdullah İbni Abbas'ın cesedini dışarıya çıkartmaya çalışmışlar. Fakat cesedin bozulmadığını rivayet tabi bunlar şey menkıbe olarak anlatılır. Ee, görünce bundan da vazgeçmişler. Fakat pek çok mezarın da yıkılmasına vesile olmuşlar. Hatta ve hatta Hazreti Peygamber'in kubbesini de yıkacaklar ama gelecek tepkilerden falan çekinip harap bir halde bırakmayı tercih etmişler. Ve oradaki tezyinatı, mücevheratı sökmüşler. Kutsal emanetlerin bir kısmını çalmışlar. Bu şekilde her tarafı yağmalamaya başlamışlar. Hatta buna dayanamayan harem ağları vardır Medine'de. Harem ağları her zaman orada hizmette bulunurlar. Bir kölelikle ilgili videoda ben onlardan biraz bahsetmiştim. Bu emekli ağalardan Salim Ağa, Çalakılıç Suud'un üzerine saldırmış. Sen ne yapıyorsun diye falan. Adamcağızı orada katletmişler. Bir diğer harem ağası olan Amber Ağa'yı da Mısır'a sürgüne göndermişler. Tabi Osmanlı'nın dedik ya ilgilenecek zamanı yoktu ve padişahın adının hutbelerde anılmasını engellemişler. Dolayısıyla tam bir siyasal hadiseye, Osmanlı'ya karşı bir başkaldırıya dönüşmüş bu hadise. İşler böyle Vahabilerin lehine ilerlerken bu sırada hac mevsimi gelmiş. Hac mevsiminde Osmanlı İmparatorluğu Surre alayı denen bir alayla belirli emanetler gönderir Mekke Medine bölgesine, hacılara ve hac sürecinin güvenli olarak sürdürüldüğünü aslında bir yerde Surre alayıyla teyit eder. Şu sıralarda Çamlıca Camii'nin altındaki İslam eserleri müzesinde Surre mahmilini görebilirsiniz. Yani bu başka yerde de yoktur. Hakikaten görüp gidilip görünecek bir şeydir bu. Surre alayları hakkında oradan da bilgi edinebilirsiniz. Ve dedik ki işte bu Vahabiler ele geçince Surre alayına bile engel olmuşlar. Zaten hac kafilelerine engel oluyorlar. Bu sırada tesadüf o ya ya da tevafuk o ya Şam kafilesinde, Şam'dan gelen kafilede Valide Ketüdası Yusuf Ağa var. Hekimoğlu Ali Paşa'nın oğlu Mehmet Sueda Bey de o civarlarda. Bunlar Suud'la bir irtibat kurmaya, o bölgede hac için izin almaya çalışmışlar, bir mücadele etmişler. Ve bu noktada Hac yolunun güvenliğinin ortadan kalktığı Osmanlı yetkilileri tarafından fark edilmiş. Bu fark ediş hemen bir neticeye varmıyor çünkü 1808'de zaten taht kavgaları patlayacak. Yine müdahale edemeyecekler. Bu arada Medine halkına Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret etmek bir ara yasaklanmış. Daha sonra sadece Esselamu ala Muhammed. Selam sana ey Muhammed demek kaydıyla ziyarete müsaade edilmiş. Normalde salavatlarla içeri girilir. Orada bir saygı ifadesiyle durulur. Bir müddet türbenin karşısında beklenir falan. Bu saygı ibarelerinin hepsinin küfür olduğuna itikad ederek sadece Esselamu ala Muhammed deyin geçin demişler. Buraya kadar şey yapmışlar. Dediğimiz gibi bu Suud İbni Abdülaziz en başarılı Vahhabi lideri oluyor. Fakat bir süre sonra hafif akli dengesinde bozukluklar olduğu düşünülüyor. Çünkü sürekli zırh giymeye başlamış, cuma haricinde namazlara katılmamış ve Diriye'deki yani çölün içerisindeki saraya kendini kapatmış. Muhtemelen Vahabilerin başına gelecek akıbeti o zamandan hissettiği için kendini bir koruma altına almaya çalışmış. Hac yolu dediğimiz gibi kapanmıştı. Etraftaki gaileler biraz dinmişti 1810'lara gelindiğinde ve Sultan Mahmut saltanatını kuvvetli temellerin üzerinde tesis etmişti. Sultan Mahmut biraz kendine gelince Mısır valisi Kavalalı Ali Paşa, Mehmet Ali Paşa harekete geçti. Osmanlı adına bu Vahabi ga ailesini çözmek için. Başta oğlu Ahmet Tosun Paşa'yı gönderdi. Bizdeki o meşhur Tosun Paşa filmine de ilham olan paşamızdır. Ve burada Arnavut askerler büyük cengaverlikler gösterdiler. Hatta Eyüp Sabri Paşa şöyle bir hadise aktarıyor. Bunlar Vahabiler tarafından kıstırılmışlar bir bölgede. 200 tane asker binlerce Vahabi'ye karşı 12 saat boyunca bir kaleyi tutmayı başarmışlar. Neticede hepsi de şehit olmuşlar. Çok övgüyle bahseder Eyüp Sabri Paşa Arnavutlar'da. Tosun Paşa'ya bağlı birlikler, burada tabii söyleyeyim Kavalalı Mehmet Ali Paşa zaten Arnavut olduğu için Mısır'da ciddi bir Arnavut asker sayısı vardı, onunla alakalı bu. Tosun Paşa, İbrahim Paşa ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa olaya müdahale edip Hicaz bölgesine dahil oldular. Ve Mekke'yi Yambu'dan başlayarak, Yambu Limanı'ndan başlayarak bütün Hicaz'ı Vahabilerden silmeye, temizlemeye başladılar. Burada da çok enteresan kumandan isimleri var, onu da söyleyeyim. Zayimoğlu Hüseyin Bey. Şerare Bey ve Bonapart Ahmed'a. Ağa. Bonapart lakabıyla lakaplandırılan bir kumandan da Vahabilere karşı savaşıyor bu savaş içerisinde. Hatta Aşık Esrari'nin o günlerde yazdığı Dasitani Vahabi de şöyle geçiyor. Mahmut Paşam der ki müjdecim geldi Bonapart'a yetişti Medine doldu. Cidde'yi Mekke'yi Tosun'um aldı. Ahmet Paşa gibi genç aslanım var. Şimdi Ahmet Tosun Paşa, İbrahim Paşa ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa Vahabileri büyük ölçüde sıkıştırdılar. Bu arada Suud İbni Abdülaziz vefat edip yerine oğlu Abdullah bin Suud geçmişti. 1813 tarihinde Diriye'de yakalandı. Haremeyn-i Şerifeyn denilen Mekke Medine Vahabilerden kurtulduğunda buranın altın anahtarları İstanbul'a gönderildi derhal. Ve bu altın anahtarların gelişini Eyüp Sabri Paşa çok güzel anlatır. Büyük bir tören komitesinin teşkil edildiği, Eyüp semtinden başlayarak saraya kadar geniş kortejlerin oluştuğu, baltacılar ocağının eski saray baltacılarının hep beraber gülbanklar getirerek, tekbirler getirerek bu anahtarları karşıladıklarını anlatır. Yine çok enteresandır. Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber'in kabrinin bulunduğu yere katır bağlamış Vahabiler. Yani bu kadar bir saygısızlık noktasına varmışlar. Hatta İbrahim Paşa kendi elleriyle orayı temizlemiş. Kavalalı'nın oğlu İbrahim Paşa ağladığı bu temizlik sırasında ağladığı temizliğe katkıda bulunanlara gül suları hediyeler dağıttığı anlatılır. Ve şu beyti okuyarak temizlemiş şu kıtayı okuyarak temizlemiş. Kapında padişahan bendegendir ya Resulallah. Cihana dergahın darül emandır ya Resulallah. Acep mi ben kulun da kâmi yâb olsam şefaatle ümem sayende cümle kamurandır ya Resulallah. Çok güzel bir dörtlük. Çevirmeye gerek yok araştıranlara daha sonra ben gönderirim Türkçesini. Yani böyle bir aslında travmatik bir hadise olmuş herkes için. Yani Mekke'ye, Medine'ye bu saygısızlığın yapılması çok travmatik bir hadise olarak gelmiş Osmanlı yetkilileri için. Ama elden ne gelir bir şey yapamamışlar uzun süre. 1818'de Vahabileri derdest edip İstanbul'a göndermişler. Defterdar iskelesine inmiş Abdullah İbni Suud ve adamları. Boyunlarında bukağalar, ellerinde prangalar, ayaklarında zincirler. Divan yolunda ibret alem için gezdirilmişler. Başka semtlerde de böyle Hicaz bölgesinde de gezdirile gezdirile götürülmüşler zaten. Dikkat ederseniz 5 sene var yani kaybetmeleriyle İstanbul'a varmaları arasında. Ardından Bostancıbaşı'nın hapishanesinde 3 gün işkence ve sorgu görmüşler. Çaldıkları malları nerede bulabileceklerine dair hani bir tespit için ya da ne kadar mal kayboldu onu tespit için bir e, sorguya çekilmişler. Ve İdamları bekletilmiş. Sultan Mahmud idamlarda bizzat bulunmak istemiş. Abdullah İbni Suud padişahın karşısına dikilmiş. Yarım saat kadar ayakta böyle zillet içerisinde beklemiş. Muhtemelen 2. Mahmud'un karakterini biliyoruz. Böyle güzel de bir sinkaf etmiştir, sövmüştür Abdullah İbni Suud'a. iyice azarlamış, peylemiş. Daha sonra karar açıklanmış haliyle idam. Bostancıbaşı Halil Ağa İbni Suud'u saray meydanında adamlarından tamiyi kahtaniyi alay köşkü önünde Hazinedar adındaki eşkiyayı Mercan Çarşısı'nda Osman Müdayiki adı verilen eşkıyayı da Babi Hümayun önünde idam ettirmiş. Böylece birinci Vahabi gailesi, birinci Vahabi ayaklanması neticeye erdirilmiş. Ancak halkın arasında Vahabiler her daim kötü anılmaya devam etmiş. Mesela 1870'lerde Hindistan'dan gelen bir kafilede Vahabi olduğunu zannedip halk bu kafileyi linçlemiş. Adamlar Caferi çıkmışlar daha sonra. Ona rağmen inanmamışlar. Bombaya kadar sürmüşler. Eyüp Sabri Paşa da biraz karıştırıyor orada. Bunlar Vahabiydi diye anlatıyor. İmam Cafer'e inanan Vahabilerdi de diyor. Oysa bilakis bu adamlar muhtemelen Caferiydi. Bir artık nereden duydularsa Vahabi zannedip adamları derdest etmişler. Yine çocukları korkutmak için yıllarca Ca'el Vahabi demişler. Yani Vahabi geliyor. Vahabi geliyor mesela. O bölgedeki insanlar böyle hani öcü geliyor gibi Vahabi geliyor. Vahabi geldi diye korkutmuşlar çocukları. Ancak bu kabus daha sonra yeniden ortaya çıkacak. Bu da belki bir başka videomuzun konusu olabilir. Mekke'deki, Medine'deki Cennetül Baki ve Cennetül Mualla mezarlarındaki türbeler yeniden Osmanlı tarafından inşa edilmiş. Hatta bu inşaata Şiiler de katılmış. Maddi manevi onlar da destek vermişler. Sünni Şii birlikleriyle buralar yeniden inşa edilmiş. Ve o dönemki seyyahların ifadesiyle İstanbul'u aratmayacak güzellikte iki şehir haline gelmiş Mekke Medine tekrardan. Bu bağlamda daha sonra bu tehlike yeniden ortaya çıkacak 1920'lerde 25'lerde. Birinci Dünya Harbi'nden sonra zaten Suudi Devleti'nin ortaya çıkmasını sağlayacak. O da bir başka programın konusu olsun. Dediğimiz gibi birinci Vahabi ayaklanmasını şöyle etraflıca anlatmaya gayret ettik. Umarım yeterli olmuştur. Çok fazla teferruatı var. Mümkün mertebe özet geçerek böyle ezberde kalabileceği, akılda kalabileceği tarzda arz etmeye çalıştım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız bu kanala katıl abonesi olmayı, abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı, konuya komşuya bizden bahsetmeyi unutmayınız efendim. Her zamanki gibi hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın. Lex historia yasanın tarihi tarihin yasası